Önümüzdeki süreç güçlü olan devletlerin ayakta durduğu ve mazlumları korumak için gayret ettiği bir dönem olacak. Onun için Türkiye o Türk Devletleri Teşkilatı'nı bir araya toplamaya çalışıyor. Onun için Türkiye Afrika'daki özellikle enerjiye sahip olan devletlerle bir araya gelmeye gayret ediyor. Onun için Türkiye önümüzdeki süreçte aynı şeyler Makedonya'da, aynı şeyler Bosna'da, aynıları Belgrad'da olmasın diye oradaki işte Balkanlardaki gücümüzü ve nüfusumuzu arttırmaya gayret ediyoruz. Şu anda bir düşünün bakayım. Türkiye'nin olmadığı bir ortam veya Türkiye güçsüz bir devlet olsa bugün ortada Bosna kalır mı? Makedonya kalır mı ortada? Kosova kalır mı ortada? Aynı şekilde Libya kalır mı ortada? Azerbaycan kalır mı ortada? Özbekistan, Kazakistan bunlar kalır mı ortada? İşte onun için Türkiye güçlü durmak zorunda. Ve bu dönemde eğer illa da hani sürece bir katkım olsun. Evet belki yangını söndüremem. Ateş büyük. Ama en azından karınca misali safın belli olsun diyen insanların yapacağı tek bir şey var. Hakikatin sesinin daha da yükselmesi için o sese nefes olmak. Başka bir şey yapamıyoruz elimiz. Ne yapacağız? Yani gidip Ukrayna'ya bir de böyle çok ucuz ucuz muhabbet yapan arkadaşlar var şu sosyal medya üzerinde. İşte Ukrayna'dan gelecek olan göçmenler kapımız açık. Hani o da yani mahalle yanarken ruj süren afişte gibi bu sürecin üzerinden espri yapmaya çalışan kişiler var.